Merhaba, iyi günler. El Şark Forum Araştırma Direktörü Galip Dalay ile aynı zamanda Karar Gazetesi yazarı Türk dış politikasını değerlendireceğiz. Bu 24 Haziran seçimleri sonrasında tabii ki yeni dönemi. Galip merhaba. Galip bir bağlantı. Evet. Merhabalar. Tam biz seninle bunu konuştuk. Ben daha sonra senin El Cezire'ye yazdığın yazıyı okudum. Aynı başlığı vermişiz El Cezire ile yeni dönemde Türk dış politikası diye. O genel olarak olayı konuşmadan önce güncel bir olayla başlayalım. Malum dün bu rahip Andrew Brunson'ın tahliyesi beklentisi vardı. Özellikle Washington'da Başkan Trump'ın bizzat takip ettiği bir konu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği bir konu. Biliyorsun tahliye verilmedi ve hatta Trump bunun üzerine çok öfkeli bir tweet daha attı ve Cumhurbaşkanı'ndan bir an önce harekete geçmesini istedi. Türk-Amerikan ilişkilerinde zaten çok sorun varken böyle önemli, Türkiye için olmasa bile Amerika için önemli bir sorun. Ne diyorsun, burada nasıl bir olay yaşanıyor olabilir? Yani hani ilk okuman şöyle, bu şunu gösteriyor. Demek ki Türkiye'nin Amerika'dan beklediği veyahut da Amerika'daki bazı beklentilerin henüz karşılanmadığı sonucuna beni götürüyor. Çünkü biz Suriye'de Türkiye ile Amerika arasında belli bir anlayış birliği var. Fakat Türkiye ile Amerika arasındaki tartışma başlıkları sadece Suriye ile sınırlı değil. Bu Fethullah Gülen meselesi var. İşte Amerika'daki süren Halk Bankası davası var. Muhtemelen Türkiye'de buradaki bazı başlıklarda duyduğu rahatsızlıkların Amerikan tarafında daha fazla dikkate alınması ve onun da bugüne kadar henüz tatmin edici ölçekte Amerikalılar tarafından dikkate alınmadığını düşünüyor. Hani ben bunu biraz da bu perspektifte okuyorum. Yani bu bana şunu söylüyor. Bazı konularda henüz iki tarafın da henüz iki tarafı da tatmin edecek bir çerçeve ortaya çıkmadığı görüntüsünü veriyor bu bana. Peki şimdi olayımıza gelelim. Yeni dönemde politika, dış politika. Şunu söylüyorsun, temel aktörler değişmedi. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı da Milli Savunma Bakanı oldu. Ve büyük bir devamlılık olacağını, belki retorik düzeyinde, söylem düzeyinde dış politikada değişiklik olacağını söylüyorsun. Senin öngörün böyle. Bunu biraz açar mısın? Yani şöyle, zaten son birkaç yıldır Türkiye'nin dış politikasında girdiği yeni bir mecra vardı. İşte bu yeni mecranın temel özelliklerden bir tanesi Türkiye işte askeri kapasitesine, işte bu silahlanma kapasitesine daha fazla yatırım yapıyordu. İşte Türkiye'nin ilk AK Parti ilk 10 yılına damgasını vuran işte yumuşak güç unsurları, ekonomik unsurlar, kültürel unsurların dış politika yapımındaki veya da dış politika söylemindeki sayesinde çok ciddi manada bir azalma yaşanmıştı. Bunun yerine tekrardan güvenlik eksenli ve askeri kapasiteye vurgu yapan bir bakış açısı hakim olmaya başlamıştı. Son birkaç yıldır zaten bunu çok net bir şekilde gördük. Bunun bir devamı olarak zaten Türkiye'nin, yani bunun yanında diğer bir trend de Türkiye'nin geleneksel dış politikasında belli ölçüde bazı kırılmaların yaşandığı, Türkiye'nin işte daha önceki ittifak sistemi olarak konuşabileceğimiz, özellikle Batı'yla ittifak sistemine dair Türkiye'de çok ciddi manada soru işaretleri ortaya çıkmıştı. Batı'da da Türkiye'ye dair çok ciddi manada soru işaretleri ortaya çıkmıştı. Bu trendin de devam edeceği, bunun yanında Türkiye, İran ve işte Rusya'yla mesele başlı yeni bir ilişki tarzı geliştirmeye çalışıyordu. Özellikle Rusya'yla kısmıyla alakalı bu yeni tarz, yeni mesele bazlı ilişkilenme tarzı sadece Suriye ile sınırlı olduğu kanaatinde değilim. Bu Türkiye-Rusya ilişki özellikle Suriye'nin de ötesine taşındığı kanaatindeyim. Bunun dış politikada bu trend devam edecek kanaatindeyim. Burada özellikle işte güvenlik eksenliğini bu Irak ve Suriye'de PKK-PYD ile mücadele eksenli dış politikanın da aynı şekilde devam edeceği. Ve bunun da zaten bu politikanın merkezinde yer alan aktörlerin yeni dönemde de pozisyonlarını aynı şekilde kurmuş olması muhtemelen bu konuda da fazla bir değişimin olmayacağı sonucunu ortaya çıkarıyor. Burada değişim olmamasıyla ilgili bir ayrıntı bir şey soracağım. Biraz çok dedikodu olmuştu biliyorsun. İbrahim Kalın'ın
Dışişleri Bakanı olması yolunda beklentiler çok yüksekti. Hatta ilk sızdırılan ya da uydurulan diyelim artık, uydurulmuş oluyor doğru çıkmadığı için, listelerde İbrahim Kalın'ı Dışişleri Bakanı olarak gördün. Seni de tanıdığın, birlikte çalıştığın bir dönem diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam, birisi yok olarak. Burada benim dönemimde İbrahim Bey SETA Genel Direktörü değildi. Değil miydi? Evet. Senden, sen geldikten ayrılmıştı o zaman. Yeni ayrılmış. Evet, ama bildiğim birisi. Orada ne oldu? Yani o beklentiler aşırı bir şey miymiş, yoksa İbrahim Kalın yine sözcü olarak sürdüreceğe benziyor galiba. Yani hani bununla alakalı benim sahip olduğum bir bilgi yok. Hani 3 aşağı 5 yukarı zaten ortaya konulan bütün listelerde spekülatif listelerde, yani herhangi bir bilgiye veyahut da herhangi bir malumata dayanan bilgiler değildi. Bu muhtemelen bir beklenti ifade ediyordu. İbrahim Kalın Bey'in hani dış politika alanındaki uzun süredir Sayın Cumhurbaşkanı'nın dış politika olarak görev yaptığı sözcüsü olarak görev yapıyor. Dolayısıyla İbrahim Bey'e yönelik olarak böyle bir beklenti vardı. Fakat hakikatte tabii ki bu listeyi Cumhurbaşkanı yapıyor. Ama bunun da ötesinde hani bugünkü Dışişleri Bakanlığı bir kurum olarak, hani Dışişleri Bakanlığı'ndaki aktör değişimi şüphesiz önemli olacaktı. Bu söyleme de yansır, tarza da yansır. Fakat hani sadece Dışişleri Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'ndaki aktörün değişimi tek başına Türkiye dış politikasının yönünü çok dramatik bir değişime açacağı ifade etmiyor. Böyle bir göstergeye dönüşmeyebilir. Yani orada farklı bir aktör olsaydı da bu bize bir şey söylerdi. Bu söylem olarak, üslup olarak, tarz olarak, ama Türkiye'nin dış politika oryantasyonu olarak illa dramatik bir değişime de işaret etmeyebilirdi. Çünkü zaten dış politika yapım sürecinde hani bu dış politika yeni dönemin oryantasyonunda çok ciddi manada bir değişim beklemiyorum. Ama dış politika kültüründe, yani Türkiye'nin geleneksel dış politika kültüründe bir değişim yaşanıyor. Bir kurumsal kültürde bir değişim yaşanıyor. Bu nedenle de dediğim gibi sadece bir kurumdaki bakan değişimi dış politika oryantasyonuna dair çok dramatik bir şey söylemeyebilir bize. Peki demin bu soft power meselelerinde dış politikada bunun etkisinin azaldığını söyledim. Bu önemli bir tespit ama gerçek bir tespit. Özellikle ekonomiye de vurgu yaptın ama biliyoruz ki Türkiye şu anda ekonomik olarak iyi günlerden geçmiyor. Ve ekonomisi de büyük ölçüde dışa bağımlı. Dış borç, hazine açık veriyor vesaire. Yani şimdi o senin söylediğin dış politika daha çok hard power, yani silah üzerine kurulu, güvenlik meselesi üzerine kurulu dış politikayla Türkiye'nin ekonomide yaşadığı reel sorunları birlikte çözebilmesi nasıl mümkün olacak? Burada bir çelişki çıkmayacak mı ortaya? Şimdi batıya yönelik farklı bir hani dış politika bağlamından bahsetmemiz gerekir. Bir de Orta Doğu'ya yönelik farklı bir dış politika bağlamından bahsetmemiz gerekir. Zaten yazıda da belirttiğim gibi batıya yaklaşımda söylemde bir yumuşama bekliyorum. Yani en azından öyle bir öngörüm var. Bunun da temel gerekçesi zaten ekonomi kaynaklı. Yani burada batıyla ilişkilerin çok fazla girmesi, yeni dönemde işte daha fazla daha farklı kriz alanlarına tanık olmamız ekonomiyi negatif etkileyecektir. Ekonomiyi de ciddi bir yük getirebilir. Bu nedenle de Türkiye ile Batı ilişkilerinde özellikle söylem ve tarz bağlamında belli bir yumuşamaya, belli bir değişime gidebilme potansiyeli mevcut. Ve buradaki en önemli gerekçe de zaten ekonomi. Yani burada tabiri caizse piyasaların dış politika üzerinde belli ölçüde bir dış politikanın söylemi yoğunlaştırma etkisi olabileceği öngörüyorum. Ama tabii ki bu farklı da, yani bu illa gerçekleşeceği manasına gelmez ama benim böyle bir öngörüm var. Bunun da temel gerekçesi Türkiye'nin ekonomiye dair katkıları, ekonomide iyi sinyallerin gelmemesiyle alakalı. Burada Avrupa konusuna özellikle vurgu yapmışsın yazıda. Zaten bu OHAL'in kaldırılmasının hemen ardından Avrupa'dan gelen mesajlar da ilk günden bu iki tarafın da bir şeyleri yumuşatmak istediği noktasına, evet, dikkat çekiyorsun. Ama bir taraftan da yanlış hatırlamıyorsam bunun aslında aradaki sorunları çok da kolay çözülebilecek sorunlar olmadığını, özellikle Türkiye'nin demokrasi karnesi nedeniyle Avrupa ile ilişkilerde, yanılıyor muyum? İki tane şey var. Bir hani Türkiye'ye bakan, bir de Avrupa'ya bakan var. Bir, Türkiye ile Avrupa arasında
yapısal artık krizler var. Bunun bir tanesi Türkiye ile Avrupa ilişkilerinin benim ısrarla son yıllarda vurguladığım bir krizi var. Türkiye-Avrupa ilişkilerinin çerçevesinde artık bir kriz yaşıyor. Bu geleneksel manada Türkiye'nin işte Avrupa'ya üyelik, yani üyelik başvurusu yapan bir ülke olarak ilişki kurmak istemiyor artık. Çünkü bu üyeliğin kendisi çok gerçekçi bir şey değil. Ne Türkiye için gerçekçi ne de Avrupa için gerçekçi. Avrupa'nın son yıllarda Türkiye'ye dair geliştirdiği çok ciddi manada bir eleştiri var. Bununla merkezinde işte demokrasi, insan hakları, temel haklardaki gerileme gibi. Şimdi bu iki taraftan da bir değişim gözükmüyor. Yani ne Türkiye'nin Avrupa'ya yaşadığı daha çok yapısal krizlerde bir değişim yaşanmasını öngörebiliriz. Burada olduğu gibi bu yerde duruyor olacak. Çünkü Türkiye'nin en temelinde bir statü krizi var. Bir statü talebi var Avrupa ile veyahut da Batı ile ilişkilerinde. Burada bir değişim yaşanmayacak. Türkiye'nin de hani son birkaç yılda genel olarak işte bu demokrasi, insan hakları, iyi yönetim gibi konularında da çok fazla dramatik bir değişim olacağı kanaatinde değilim. Bu temel krizlerin, yani bu ilişkilerdeki gerilimi yaşayan, yaratan temel kriz alanlarının olduğu gibi devam edeceği gösteriyor. Fakat son yıllarda diğer bir kriz alanı vardı. Bu da iki tarafta, yani hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kullanılan bir söylem var. Son derece işte son tansiyonu yüksek bir söylemdi. İşte Avrupa'daki seçimler, Türkiye'deki seçimler. Bu söylemin hem Avrupa'da hem Türkiye'de seçmenler nezdinde popülaritesi. Dolayısıyla bu krize farklı da bir boyut kazandırmıştı. Burada bir değişim olacağı kanaatindeyim. Yani söylem ve tarz. Çünkü Avrupa'da da 3 aşağı 5 yukarı artık bir seçimler devresi geride bırakılmış durumda. Türkiye'de de bu geride bırakılmış durumda. Yeni döneme dair artık belli konularda bir gerçeklik söz konusu. Avrupa şunun farkında, Türkiye'de iktidarın merkezinde Erdoğan var. Türkiye'de şunun farkında, Avrupa ile ilişkileri kendisinin ekonomi performansı içinde olmazsa olmaz şartlardan biri. Bu da dediğim gibi bu kabulleniş, iki tarafı kabulleniş muhtemelen belli ölçüde söyleme yansıyacağı kanaatinde. Ama bu söylemsel değişim ilişkilerdeki temel kriz alanlarından herhangi bir iyileşme yaşanacağı manasına gelmiyor. Bu Batı'da en çok merak edilen hususlardan birisi, senin de yazında vurguladığın gibi Erdoğan'ın Bahçeli ile ya da AK Parti'nin MHP ile bir tür koalisyon yapıyor olması, tam tanımı koalisyon diyebiliriz herhalde ya da işbirliği. Senin yazıda bahsettiğin o kritik konular, Kıbrıs gibi, Ermenistan gibi, Kürt meselesi gibi konularda MHP ile işbirliği nedeniyle Erdoğan'ın pragmatizmini hep biliyoruz. Böyle kritik konularda hiç beklenmedik çıkışlar yapabilen bir siyasetçi ama MHP ile olan bağı nedeniyle bu konularda fazla bir beklenti olmaması gerektiğini söylüyorsun. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Erdoğan'ın insanları şaşırtabilme kapasitesi yüksek bir siyasetçi. Dolayısıyla bazen beklenmedik hareketler, beklenmedik siyasetler getirebilen bir aktör. Ama MHP ile ilişkinin tabii ki getireceği belli ölçüde bir kısıtlar olacaktır. Bunu hani ben kısmı ölçüde yeni dönemde etkilerini daha net bir şekilde hissedeceğimiz kanaatindeyim. Ama bu kısıtlar özellikle alanlarında olacak. Yani işte Kürt meselesi gibi, daha önce Ermenistan'a, işte mesela daha önce Türkiye'nin Ermenistan'a açılımlar yaptığı bir dönemi de oldu. İşte Ermeni meselesi gibi, işte Kıbrıs'ta Türkiye'nin son derece yaratıcı politikalar geliştirdiği dönem de oldu. Yani Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde geleneksel statükonun dışına çıkabilen, bu statükonun dışına söz söyleyebilen en önemli aktör AK Parti oldu. Bu alanlarda özellikle MHP ile ittifakın etkilerini daha fazla hissedeceğimiz kanaatindeyim. Ama bu alanlarda zaten son birkaç yılda pek bir yeni siyaset başladığı görebilmiş değiliz. Dolayısıyla eğer AK Parti zaten son 2-3 yıldaki vücut siyaseti sürdürüyor, yani AK Parti kavramında inanılır. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine zaten son 2-3 yıldaki siyasete devam edecekse burada zaten bir kriz alanı oluşmaz. Ama eğer bu alanlarda yeni bir yaklaşım tarzı geliştirmek isterse, bu alanlara farklı bir bakış açısıyla, daha reformcu bir bakış açısıyla bir siyaset geliştirmek isterse muhtemelen burada MHP'nin etkisini karşımıza çıkacaktır.
Bu Suriye meselesine gelecek olursak senin en iyi bildiğin konulardan birisi. Orada şu anda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile beklenenin ötesinde yakın bir ilişki kurmuşa benziyor. Özellikle Membiş'te en son Suriye Demokratik Güçleri'nin çekilmesi olayı da en son bugün dışlarından da bu konuda doğrulayan bir açıklama yapıldı biliyorsun. Burada garip bir şey var sanki. Türkiye şu anda hem Rusya ile Suriye'de bir işbirliği yapıyor hem de Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'de bir işbirliği yapıyor. Bu ikisi birlikte sürdürülebilecek bir şey mi? Yani şu an için illa bir kriz yaratması gerekmiyor. Çünkü burada Suriye'de Amerika ile Rusya nasıl bir ilişki tarzı geliştireceğine dair bir net bir resim yok. Şu anda Türkiye işte Fırat'ın konuştuğunda oradaki aktör Amerika. Dolayısıyla Amerika ile konuşacak ama yarın İdlib'i konuşması gerektiğinde orada da Rusya ve İran'la konuşması gerekecek. Ve bugüne kadar burada çok temel bir kriz ortaya çıkmadı. Çünkü bunun temel gerekçesi Amerika'nın bir Suriye tahayyülü yok. Amerika'nın son derece operasyonel, işte belli alanla sınırlı bir Suriye politikalarından bahsediyoruz. Suriye'de politika başlıklarından bahsediyoruz. Bu da Türkiye'nin aynı anda hem Amerika'yla hem de Rusya'yla farklı angajmanlara girmesi, farklı siyaset tarzları geliştirmesini kolaylaştıran bir etkiye sahip. Ama yarın eğer Amerika net bir pozisyona sahip olur, bu net bir pozisyonda Rusya'nın Suriye siyasetinin tam karşısında bir yer alırsa bu sefer bu denklemde evet Türkiye bir tercih yapmak zorunda kalır. Ama henüz öyle bir resim ortada, henüz öyle bir resim en azından şu an için gözükmüyor. Şu an için Amerika'nın anlamlı bir Suriye politikası gözükmüyor. Ve Amerika'nın anlamlı bir Rusya karşıtlığı da gözükmüyor Suriye'de. Bu da Türkiye'de ve diğer aktörlere de her iki tarafı da iş tutabilme açısından bir kolaylık sağlıyor. Ama bir diğer sorun alanı bölgede tabii ki senin özellikle vurguladığın bu yeni oluşan Washington'ın bir şekilde kurucusu olduğu diyelim ya da kolaylaştırıcısı olduğu İsrail, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle beraber oluşan yeni eksen. Tabii burada temel mesele de İran'ı çevrelemek diyelim. İran'a karşı bir eksen ve Türkiye burada İran karşıtı bu cephenin içerisinde yer almaya zorlanacak herhalde. Ama Türkiye'de sen buna girmesinin söz konusu olamayacağını söylüyorsun. Ama buna karşılık İran'ın da bölgede yayılmacılığından da rahatsız olduğunu söylüyorsun. Böyle bir çok zor bir durum değil mi bu Türkiye için? Yani Türkiye için evet bu çok rahat bir durum değil. Çünkü Türkiye aynı anda hem bu İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır merkezine gelişen yeni bir bölgesel düzeni talep eden bir ekseni baktığında bundan son derece rahatsız oluyor. Ve bunların getirmek istediği bu bölgesel düzenin kendisi için de tehlikeli görüyor. Dolayısıyla da bu siyaseti reddeden bir pozisyonda. Ama bu aktörler aynı anda çok ciddi manada bir İran karşıtı var. Türkiye bu aktörlerin, İran karşıtının bu aktörlerin dile getirdiği gerekçeyle yani bu aktörlerin dile getirdiği gerekçeyle İran karşıtlığı yapmıyor. Ama aynı anda Türkiye şundan da rahatsız. İran işte Irak, Suriye, Lübnan'da Levant bölgesine özellikle bir İran merkezi bir düzen kurmaya çalışıyor. Burada İran merkezi bir düzen inşa etmek çalışıyor. Türkiye bundan da son derece rahatsız. Dolayısıyla hani Türkiye'nin İran'a bakarken özellikle tek bir İran resmi görmüyor. Bir kendi yakın coğrafyasında bir İran görüyor ve İran'ın buradaki politikalarından son derece rahatsız olan bir Türkiye var. İşte Irak'ta yaptıklarından, Suriye'de yaptıklarından, işte Lübnan'da yaptıklarından son derece rahatsız olan bir Türkiye var. Ama bir de bölgenin geneline baktığında işte İran karşıtı blokun yaptıklarına baktığında burada da çok ciddi manada bir rahatsızlığa sahip. Çünkü bu blokun da son derece yanlış siyaset izlediğine, bu blokun izlediği siyasetin Türkiye'nin çıkarlarını tehlikeye atacağından, Türkiye müttefiklerini marjinalize etmek istediğinden Türkiye bu blokta çok ciddi manada karşısına yer aldı. İşte bu blokun aktivitelerinden bir tanesini biz Katar'da, işte bu blokun özellikle önemli aktörlerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de ne yaptıklarını görüyoruz. İşte İsrail'in bu Filistinlere yaklaşımından görüyoruz. İşte bu Kudüs kararından görüyoruz. Bütün bu blokun son dönemlerde attığı bütün adımların karşısında yer aldı Türkiye. Bu nedenle bu blokun
anti-İrancılığına Türkiye'nin kaptıracağı kanaatinde değilim. Ama bu Türkiye'nin İran'dan memnun olduğu manasına da gelmiyor. Türkiye İran'ın da yakın coğrafyasındaki siyasetinden son derece rahatsız olacağı kanaatindeyim. Bu da Türkiye'yi işte yeni dönemde muhtemelen bölgede bu iki ittifak alanının dışında kalan aktörlere daha fazla yatırım yapması gerektiği sonucunu çıkarıyor. Galip, toparlarken şunu sormak istiyorum. Türkiye'de bir dönem Ahmet Davutoğlu faktörü vardı. Dış politika deyince aklı o gelirdi. Daha önce Abdullah Gül zamanında, Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı döneminde de bir ağırlığı vardı. Dışişleri bürokrasisinin dönem dönem müsteşarların ağırlıkları olurdu vesaire. Şu anda Türkiye'de dış politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayıp onunla mı bitiyor, yoksa böyle bir aktör çeşitliliğinden söz etmek mümkün mü? Yani eğer bir yüz koyacaksak hani dış politikaya veyahut da Türkiye'nin dış siyasetine, bunun yüzü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Yani çünkü siyasal sistemin merkezi artık Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'de bütün devlet yapısı bu merkezde yeniden yapılandırılıyor. Ve Türkiye'de siyasetin merkezinde, özellikle iktidarın en merkezinde olan aktör Erdoğan'dır. Ama muhtemelen burada artık mesele bazlı farklı aktörlerin, farklı kurumların, farklı ağırlıkları her politikada tabii ki oluyordur. Ama eğer bir yüz koyacaksak genel olarak Türk dış politikasına, şu anki Türk dış politikasının da temel yüzü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Meclisin herhangi bir dış politikada bir etkisi, fonksiyonu olabilir mi bu yeni dönemde? Yani yeni dönemde tabii ki dış politikada söylemsel olarak bir etkisi olabilir, ama söylemin ötesine geçip de dış politikayı hani ciddi manada zorlayabilme kapasitesi düşük olacaktır. Evet. Yani dış politika etkileme kapasitesi çok düşük olacak kanaatindeyim. Evet, o zaman toparlarsak Batı ile ilişkilerde, özellikle Avrupa ile ilişkilerde çok köklü olmasa bile belli bir yumuşama, ekonomik kaygıların önde olduğu belli bir yumuşama, ama Türkiye'nin özellikle doğusuna doğru bakışında yine güvenlik meselelerinin öne çıktığı, politikaların çok fazla değişmediği, MHP ile işbirliğinin getirdiği bir takım şaşırtıcı hamle yapma imkansızlığı diyelim, sonuçta eskinin büyük ölçüde devam edeceği bir perspektif çiziyorsun. Yani şu anda ilk ortaya çıkan görüntü bu. Eyvallah. O zaman noktayı koyalım. Galip Dalay'la yeni dönemde Türk dış politikasını değerlendirdik. Kendisine çok teşekkürler. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.